Evet Türkiye'nin en büyük kulübünün taraftarı hepiniz videomuza hoş geldiniz. Golba.com'a ve Kayseri Özel Hastanesi'ne selamlarımızı iletiyoruz arkadaşlar. Teşekkürlerimi de tekrar tekrar hatırlatmak isterim. Fenerbahçe'de hazırlıklar başladı. Fenerbahçe 14 Mart Perşembe akşamı Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksinde Belçika ekibi Union Saint Julius ile oynayacağı Konferans Ligi son 16 turu maç maçının hazırlıklarını Bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü arkadaşlar. Ben videoyu e, akşam saatlerinde çekiyorum teravih sonrasında ama bilmiyorum ne zaman size aktarılacak. Bazen yüklemeler çok geç olabiliyor. İsmail Kartal yönetiminde Cambaz tesislerindeki idman, koşusu ısı ve sıçrama çabukluk çalışmalarıyla başladı. Pas, şut çalışmaları, bireysel çalışmalarla sonlandı. Siltaş Yapı Galatasaray karşısında ilk 11'de forma giyen oyuncular günü rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı. Sevindirici haber sakatlığını atlatan Rodrigo Becao çalışmalara başladı. Ee, ve yani, yani salı günü yapacağımız çalışmalarla devam edecek. MHK'dan apar topar Kadir Salam kararı. Merkez Hakem Kurulu Fenerbahçe Pendikspor Spor Maçı Hakemi Galatasaraylı Kadir Sağlam'a sezon sonuna kadar maç vermeme kararı aldı. Merkez Hakem Kurulu sabah saatlerinde karar almış. Mücadeledeki yönetim ile hem Fenerbahçe hem Pendik Spor'un yoğun tepkisini çeken Galatasaraylıların küfürlerini yiyen e, hesabına çeşitli tehditler atılan hatta daha kaldırılmakla falan tehdit edilen Kadir Sağlam için dinlendirme kararı almış arkadaşlar. E, şimdi ben bu konuda üzüldüm. Çünkü ligimizin güzide takımı Galatasaray bir hakeminden olmuş oldu. Maalesef. E, Üzüldük yani. Yönetimi eleştirilmiş arkadaşlar. Fenerbahçe 4-1 kazanınca iki takımı altışar olmak üzere toplam 12 sarı kart çıkartmış. Biri teknik direktör İbrahim Üzülmez olmak üzere Pendik Spor'a 3 kırmızı kart göstermiş. Daha göstermediği kırmızılar da ayrı. Uzatmalarla birlikte 110 dakika süren mücadelede topun oyunda kalması 47 dakika. Toplam 46 faul çalınmış. 38 hafta sürecek sezonu. 13 maçta kapatmış olacak. Bu arada ligin ilk yarısında da Galatasaray'a Muhteşem bir galibiyet hediye etmişti. Hatırlarsınız arkadaşlar. Ee, yani o kadar güzel bir galibiyet hediye etmişti ki Rize'de. İyi hatırlayın. O gün Galatasaray camiasına, Galatasaraylı arkadaşlara dedik ki Ya arkadaşlar bakın dedik. Hakem sizin ne kadar da kolladı dedik. Siz işinize bakın. Siz fenerliler hep böylesiniz. Bizi çekemiyorsunuz. Ee, bilmem ağlayın, zırlayın falan demişlerdi. Aynı Kadir Sağlam o gün hakemdi de bugün niye FETÖ'cü oldu? Bugün niye başka bir şeyci oldu? Yani gerçekten bak merak ediyorum. O gün kahramanınızdı bugün niye soytar oldu? Onu da anlamıyorum. Yani açıkçası ben şey yaptım. BN Sport Trio'da ne demişler? Faul standardı yoktu. Öyle başladı. Öyle bitti maç. Ee, ne zaman sahaya çıksa çaldığı çalmadığı düdüklerle gösterdiği göstermediği kartlarla maçın gidişatını etki ediyor falan filan demişler. Ben bir şey söyleyeyim mi? Allah'ın da bir adaleti var. İnşallah tecelli edecek. Belki ediyordur da biz farkında değilizdir. Kadir Sağlam Fenerbahçe maçına niye verdiniz? Kimse yavşaklık yapmasın. Herkes farkında. Ligin en çok kart gösterme standartına sahip hakemi diye verdiniz. Niye verdiniz Fenerbahçe'den 5 oyuncu Trabzonspor maçı öncesi kart ceza sınırında diye verdiniz. Niye verdiniz Fenerbahçe'yi? Aslında siz Trabzon'da bitirmek istediniz. Ama dediniz ki ulan dediniz Pendi'ye de yenilirse Pendi'ye puan kaybederse asıl iş burada biter dediniz. Dediniz de dediniz. Şimdi ben sizin hiçbir şeyinize inanmıyorum. Önce onu söyleyeyim Galatasaraylı arkadaşlar. Fenerbahçe Alanya maçında 2 puanı kaybettim. Şey Samsun Spor maçında özür diliyorum. İsmail Yüksek'in dokunmadan yaptığı harekete faul veren hakem Galatasaray kendi sahasında 2-0 geriye düştüğü anda dur dedi burada bir faul var dedi. Çevirip Galatasaray lehine penaltı verdi çevirip Galatasaray lehine penaltı verdi. Daha doğrusu Paul'ü devam olarak nitelendirdi. Oysa İsmail Yüksek'in dokunmasını dokunmadığına bile Paul Fenerbahçe'nin 2 puanını çalmıştı. Orada da Galatasaray 3 puan hediye etti. Yani bir Bahattin Şimşek'in yatacak yeri yok. Verecek suali yok. Hakkını helal edecek bir tane Fenerbahçeli yok. 5 puanı çaldı. Kadir Sağlam Galatasaray'a Rize'de 3 puan hediye etti. Az kalsın Fenerbahçe'den puan çalacakken şimdi kötü insan ilan etti. Şimdi ben şeyi çok merak ediyorum. Gelin şunu bana cevaplayın arkadaşlar. Şimdi maçın hakemi kimi kolladı? Hocam Fener Hocam Bapendi. Hocam şöyle yapalım. Tartışmalı pozisyonların, kararların hem BN Sports Trio ekibi tarafından hem Fırat Aydınus tarafından hem Bünyamin Gezer tarafından hem diğer spor otoriteleri tarafından değerlendirmesini aldık arkadaşlar. Hepsi ortak karar. Birincisi Wellington'un sarı kırmızı kartları yanlışmış. Yani ilk sarı kartı şey özür dilerim ikinci sarı kartına kırmızı kart olmamalı diyor Wellington için. Badu Endia'ya ikinci sarı karttan kırmızı kart görmeli. Toplamda 3 kez sarı kart görmeli. Şimdi bak Wellington 71'de kart gördü. Bu arada arkadaşlar muhtemelen şu şekilde izliyorsunuzdur. Dikkatli dinleyin. Wellington 71'de gördü. Şimdi 71'deki oyuncunun gördüğü kart haksızmış. Ama 54'te oyuncu kart görmeliymiş. Kırmızı kart. Yani 17 dakika fazladan 10 kişi oynamıştı, 11 kişi oynamışlar. Bu bir. Erdem ikinci sarı karttan kırmızı kart görmeliymiş. Arkadaşlar bu ortak hem fikir. Erdem'in kırmızı kart görmesi gereken ne zaman? 33. dakikada Cegon'un karşını yardığında ikinci sarıdan. Ya da olmadı. Edin Cegon'un bir pozisyonu var. İkinci yer hemen başında kaleci çıkıp hakeme itiraz ediyor orada. Biz yine 54'ü kabul edelim. Ya da ilk, ilk yarıdan kabul edelim. Fark etmez. Lusamba'nın ilk sarı kartı yanlış. Lusamba'nın ilk sarı kartı yanlış. Bir önceki pozisyonda Tadiçe yaptığı hareket net sarı kart. Yani onu onunla eşleştirin. Mert Hakan hakemi tehdit ettiyse kırmızı onun dışında ayrıca sarı kart görmeli demiş. Onun dışında hakeme dokunduğu için sarı kart. Yedek kulübesine şöyle bir hareket yapıyor. Ve yüzü yere bakıyor. Yani karşıdaki kişiye bakarak yapmıyor bunu. Stad Fenerbahçe stadı. Her taraf Fenerbahçe taraftarı. Ve sevinirken aman yanlış anlaşma. Ha, hareket doğrudur, yanlıştır. Ben onu tartışmıyorum. Taraftara cinsel organını gösteren kişi bir maç ceza aldıysa Mert Hakan Yandaş'ın hareketi doğrudur. Az bile yapmıştır. Daha fazla yapmalıydı bence. Gerçekten de ben bunu söyledim. Neyse yine devam edelim. Jaden Oster burada sarı kart görmeli. Ancak gördüğü sarı kart yanlış. Yani onu da onunla dengeledi sayın arkadaşlar. Lusambanikini öyle. Bunu da öyle dengeledi sayın. Bu arada Lusambo'nun ilk sarı kart yanlış. Alkışlaması doğru. Dediğim gibi Lusambo'nun Tadiç'e yaptığı hareket var. Orada sarı yiyesi. Alkışlamadan zaten hani bunu kurtarır yanı yok. Belki o harekete sarı kart yemeyecekti falan. Geçtim bunların. Bakın iyi okuyun. Wellington, Lusamba, Tadiç, Ciku, İrfancan, Can, e Kurunic sarı kart görmeliydi. Şimdi bakın arkadaşlar Wellington'un ikinci sarısı yanlış ama bir sarı kart daha görmeliydi. Etti size üçüncü kırmızı kart. Rusamba sarı kart görmeliydi. İlk sarı kartı yanlış. ikincisi doğru. Etti sana dördüncü kırmızı kart. Tabii ki sarı görmeliydi. Trabzon deplasmanda olmayacaktı. Ciku sarı kart. İrfan Can sarı kart. Kurnuç sarı kart. Bu arada Ciku da İrfan da da sıfır sarı kartla bitirdikleri için ikinci sarıyı yemeyeceklerdi. <laughs> Osa aynı sarı kartı yanlış. Şimdi bak Buraya kadar anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Bu arada Tiam'ın ilk 3 dakika içerisinde yaptığı e, şey ilk 5 dakika içerisinde yaptığı 3 faul bunların ikisinin kartlık olması konuşulmamış. Buna da üzüldüm açıkçası. Doğrular Ceko'nun penaltı pozisyonu. Devam. Lusamba'nın ikinci sarı kartı doğru diyor. Yani buraya göre ya. rakim 7 kişi kalmalı. Şu şeye göre teknik tekniklerinin kartı zaten doğru. Başka? Mert Hakan hakemi tehdit ettiyse e, kırmızı diyor. Ben şunu söyleyeyim. O kaleci ikinci sarayı yiyip atılsaydı zaten Mert Hakan da o tehdidi yapacak şey de değildi. Şu sarı kaplar zaten zamanında verilseydi Mert Hakan da hakeme gidip de bak ad adaletli yönet, doğru düzgün yönet demezdi. Şimdi bana söyleyin kim hakkı, kimin hakkı yenmiş? Ya kalecinin kırmızısı ilk yarıda NDI 54'te atılmalı. 71'de adamlar 10 kişi kaldı siz sunamazsınız. Bak hala utanmadan buna rağmen Fenerbahçe kollandı diyen varsa irtibatı kesin arkadaşlar. Açık ve net. Bunun çünkü açıklaması olamaz. Bak ciddi söylüyorum. Bunun hiçbir açıklaması olamaz. Şimdi ben buna video çekiyorum. Şike ortaya çıktı. Diye. Alın size şike. Fenerbahçe'nin hakkı yenmiş. Rakibin 4 kırmızı kart yemesi gerekirken hakkı yenmiş. Meğer hakem sayesinde hakkı yenmiş. Eyvah gitti şampiyonluk. Kimin şampiyonluğu gitti? Galatasaray'ın şampiyonluğu gitti. Yusuf Yusuf çekiyorlar dünden beri. Şimdi ben bu videoyu çekeceğim. Bakalım ne tepkiler alacağım. Ben şunu söyleyeyim. Bazılarına bir şey anlatmaya çalışmayın. Onlar kendi fıtratlarına uygun kişilerle olması gerektiği yerdeler. Onlar öyle alışmış ki oldukları yere artık iflah olmazlar. Ha boşuna yorulmayın. Olan sadece size olur. Olan sadece size olur. Şimdi Galatasaray'dan bir açıklama gelmiş. Nasıl bir açıklama? Saçma, komik, tuhaf bir açıklama. Ben açıklamanın özetini vereyim ekrana. Şu şekilde arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bir timsahın gözyaşları diyeyim size. E, pembe aslanların ağdı. Fenerbahçe'den Galatasaray'a cevap paradoks. Fenerbahçe Spor Kulübü Galatasaray'ın hakemler TFF yayıncı kuruluşu için yaptığı açıklamalara yanıt verdi. Fenerbahçe Galatasaray Kulübü'nün hakemler... Bak, neyse kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı paradoks. Görünüşte doğru olan bir ifade veya ifadeler topluluğunun bir çelişki oluşturduğu, tezgiye karşı bir sonuç oluşturulması anlamındaki kelimedir. Görünüşte doğru olan ama çelişki oluşturuyor. Örnek 3 Mart 2024 Kokan Buruk, Fenerbahçe'nin yabancı hakem isteğine yanıt Türk hakemlerine güveniyoruz. Bizi Türk hakemlerine emanet ediniz. Türk hakemleri yoksa Galatasaray yoktur. Ne mutlu Türk hakemiyle şampiyon yapılana falan demişti. 14 ya bunlar demedi tabii ki de. Hani bunu demek istedi diye düşünüyoruz. 14 Aralık 2023. Soru. TFF'den memnun musunuz? Kursun Özbek. Böyle bir soruyu kabul etmiyorum. Federasyon bizim federasyonumuz. Aşkı tomtomumuz. Futbolun akışı içinde yapılması gerekenler, düzeltilmesi gerekenler varsa istişare edilir. Bu federasyonu biz seçtik. Yani Galatasaray paradoksu hakemlerden memnun değiliz. Türk hakemleriyle devam edelim. Yabancı hakem istemiyoruz. Lan. Yayıncı kuruluş yanlış açılarla toplumu manipüle ediyor. Yayıncı kuruluş asla değişmemeli. Yeni yayıncıya karşıyız. Hatırlayın bir tek Galatasaray kulübü yayıncı kuruluş değişmesin diye oy verdi. Yani saran grup gelmesin diye bir tek Galatasaray kurup şeyi kulübü e, imzalar vesaire attı. Devam edelim. TPP istifa. TPP'ye bir seçtik güveniyoruz. Şimdi bu ne periz bu ne lahana turşusu diyeceğim ama. Ben Acun Ilıcalı'dan devam edeyim. Acun Ilıcalı'dan olay açıklamalar. Hal City'nin sahibi Acun Ilıcalı Beyaz TV'de katıldığı programda Türk futbolu ile ilgili ilginç ifadelerde bulunmuş. Arkadaşlar normalde Acun Macun babamın oğlu değil. Buraya konulacak cümleler de değil. Ancak Bakın dün yani Pendik maçının özeti. Bugünkü maçtaki oyuncu sakatlığı olayını birisi anlat, birisini anlatsak bu kadar olmamıştır der. Futbol kurallarının açığını bulma çabası görüyorum ben burada. Her 1,5-2 dakikada bir biri yere yatıyor. Maç oynanmıyor. Bunun Fenerbahçesi, Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı yok. Ben 10 yaşından beri futbol seyrediyorum. Böyle bir şey görmedim diyor. Bir oyuncu kenara gittikten sonra dipdiri koşa koşa oyuna giriyorsa bunu inandırıcı bulmanız mümkün mü? Burada kaybedilen sürenin maçın sonuna eklenmesinin bir espirisi yoktur. Bu bir takımın oyununu bozmak üzere bir sistem. Peki ben bir şey söyleyeceğim. Bu hakem aldatmaya yönelik harekete girmiyor mu acaba? Sakatlanıp dışarıya çıkan futbolcu hemen girmek istiyor. Sarı kart alarak oyuna girse daha adaletli olmaz mı? Sonuçta hakem aldatmaya yönelik hareket değil mi? Bunun çözümü çok basit. İngiltere'de bir oyuncu için sağlık ekipleri sahaya girerse sonraki iki atak boyunca o oyuncu ölse sahaya almıyor hakem. Bunun çözümü var. Federasyona yalvarıyorum. iki atak boyunca bu oyuncu sahaya girmeyecek şeklinde bir kural alınmalı. Türkiye'de futbol seyredilebilirlikten çıktı. Bir tek Türkiye'de oluyor bu. Yunanistan'da dahi olmuyor. TFF buna izin veremez. Oyuncunun karnına top geliyor. Sağlık ekibi sahaya giriyor. Niye geçmiş olsun bilecekler diyor. Olympiakos-Panathinaikos maçını Alman hakem yönetti. Bir yıldır söylüyorum akşamları hakemlerin yanlış kararları üzerine komplo teorileri üreterek yaşamak istemiyorsak hakemleri değiştireceğiz. Fırat Aydınus ve Cüneyt Çakır bıraktıktan sonra dibe vurdu Türk hakemliği. Benim gözümde. İstemeyerek de olsa ülkeyi kaosa sürüklüyorlar demiş. İstemeyerek falan değil. Bile bile isteye isteye sürüklüyorlar. Huzur isteniyorsa tek çözüm var. Yabancı kim getireceksiniz demiş. Ama Galatasaray karşı. Fakat Türk hakimlerini şimdi Galatasaray'lı arkadaşlarınızın eline bir tane Kur'an-ı Kerim sıkıştırın. Şuraya sıkıştırın. De ki üst, tuttuğun üzerine yemin et. Hakemler Fenerbahçe'yi kolluyor mu de. Kolluyor der. Fenerbahçe'yi kolluyor mu? Kolluyor der. Ne zamandır kolluyor? Kendimi bildim bileli kolluyor der. Fenerbahçe'nin kaç şampiyonluk Galatasaray'ın kaç şampiyonu var kendini bildin bile. Ya onu sen boş ver. Fener hakemden kollanmasına rağmen şampiyon olamıyor der. Bu dedon kolluyor mu? Kolluyor der. Hakemler, federasyon hepsi Fenerbahçe'nin emrinde mi? Emrindedir. O zaman yabancı hakem gelsin. Yabancı hakemler maçı yönetir. Olmaz. Niye? O zaman Fener'i kollarlar. Lan. Oğlum zaten kolluyorlar. Yabancı hakem gelirse. Olmaz. Şimdi Fenerbahçe'yi alt edebiliriz ama yabancı hakem gelirse alt edemeyiz. O zaman hani fener kullanıyordu? O Kur'an-ı Kerim elinden alın. Deyin ki sana da. Neyse. Acun Bey diyor ki elimde olsa offside dışında Türkiye'de varı yarın kapatırım. Vardan önce sağdaki hakim yarın sokakta olacağını bildiği için daha dikkatli davranırdı. Sorumluluk onundu. Şimdi yine hatalar oluyor ama hatayı kimin yaptığı belli bilmiyoruz. Katil belli değil diye. Ben şunu söyleyeyim. Sahanın içerisine kadar girilip hakem dövüldüyse bu ülkede bir şeyler yanlıştır. Bunu savunanlar yanlıştır. Ki yani adam haklıymış deniliyorsa bu cümleyi artık farklı takım taraftarları söylüyorsa demek ki ortada yanlış olan başka bir şey var. Çok ciddi bir yanlış var ortada. Yani çok ciddi bir sıkıntı var ortada. Herhangi bir takım için konuşmuyorum. Niyeti bozmuş bir hakem herhangi bir takım için konuşuyorum diyor. Niyeti bozmuş bir hakem grubu bir takıma dikkat ederse kornerlerde 2-3 penaltı bulur. Dikkat etmek istemese hiç bulmaz. Var anatomik bir güç haline geldi. Her ortada itme çekme zaten oluyor diyor. Bak ben buna da katılıyorum. Bu cümleyi ben söyledim. Bu cümlemin patenti bana ait. Dedim ki bir hakem istesin. istesin, Sadece istesin. Sadece istesin. Bu maçı bir takımdan alır diğer takıma verir. Ve de bunu sadece kornerlerde yapar dedim. Dediler ki hayır öyle bir şey olmaz. Hadi şimdi buyurun. Net. Ya bu kadar bak Allah aşkına. Allah'ınızın kitabınızın aşkına. Ya özellikle şu görseldeki arkadaşlar. Wellington'un sarısı yanlış. Şeyi yanlış diyor. İkinci sarısı yanlış. Ama bir sarı kart daha görmeliydi diyor. Bu ne demek? Zaten atılmalıydı demek. NDA ikinci sarıyı görmeliydi. Üç kez sarı görmeliydi diyor. Erdem'in ikinci sarı kartı İkinci sarı karttan kırmızı görmeli diyor. Bak kaleci Endia'ya. Bakın hem kaleci hem Endia'ya iki sarı karttan kırmızı atılsa. Misal veriyorum Galatasaray'da Torreira ile Muslera herhangi bir maçta 54. dakikada atılsalar. Skorda rakip 1-0 geride diyelim. Galatasaray 1-0 önde diyelim. Rakip de büyük bir takım diyelim. Kaç kaç biter? Artı artı bir futbolcu daha kırmızı yiyecek. Mesela Vendo stoperlerden biri mesela Davinson Sanchez de kırmızı yiyecek. Artı bir futbolcusu daha kırmızı yiyecek. Ya maç eğer bu skorla biter diyorsanız Max GS'niz hayırlı olsun. Uzun lafı kısasın. Arkadaşlar size ben bir eşek örneği anlattım. Kurtla tartışan eşeğin örneğini, anlattım. Ramazan Ramazan kimseye bir şey anlatmanızın lüzumu yok. Herkes her şeyin farkında. Galatasaraylı arkadaşlar da ben sadece şu çabayı görüyorum. Bunca zamandır Fenerbahçe kötü kadro kuruyordu. Ulan kötü kadro kuruyordu Fenerbahçe. Hakemle makemle doğuruyorlardı, ediyorlardı. Kimse sesini çıkartmıyordu. Fenerbahçe taraftarı da Ali Koç'a kaydırıyordu. Teknik direktöre kaydırıyordu. Futbolcuya kaydırıyordu. Öyle değil mi? Fenerbahçe kanat oyuncuları kaç? Double double yapan kaç oyuncusu vardı? Yani 10 gol 10 asisti geçen. Tadiç geçmiş. Ceko geçiyor. Bilmem İrfan Can geçmiş. Öbürü geçiyor. Bilmem ee... Şimanski bir taraftan geçiyor. O sahi arkadan geliyor. bilmem Ferdi öbür taraftan geliyor. Mert Hakan kıtalar arası gol atmış. Haftanın golü, golüne aday çıkmışlar. Hakem Ola, şey, Spiker olala dedi falan. Suni gündemler. Fenerbahçe taraftarı da bir YouTube kanalımızdaki videoyu beğenmekten aciz. Bir videoyu sağa sola izlettireyim de. Ulan şu kanalda büyüsün. Fenerbahçe sosyal medyasını güçlendirelim demekten aciz. Bakın Fenerbahçe taraftarı sindi. Sindiği için birçok kişi sosyal medyadan çekildi. Bir şampiyonluğa herkes sosyal medyaya geri hakkını edecek. Arkadaşlar sosyal medyayı alan her şeyi alabilir. Fenerbahçe'nin sosyal medyayı alması lazım. Mesela bu kanal 64.700'e gelin etti YouTube. İşlem yapmayanladım dememeli. Bir çoğunuzun zilinin aktifliğini iptal etti. Girin aboneliklere. Kanalın zilini aktif edin arkadaşlar. Ya da kanaldan abonelikten çıkın. Tekrar abone olun. Zili aktif edin. Bildirimler gelmiyor yoksa size. Şu kanalda. 1700 kişinin bildirimi açıkmış. Youtube'a sordum 1700 kişi. İmkanı yok 1700 kişinin bildirimin açık olmasını. Zil aktif olanla bahsetmiyorum. 1700 kişinin bildirimi açıkmış. Arkadaşlar kendinize gelin. Bakın bu sezon eğer şampiyon olursak General Harrington kupasından çok daha değerli bir kupa almış olacağız. Çok daha değerli. Umarım başka Fenerbahçe'nin olmadığını anlarsınız. Şunların oyununa gelmeyin. Şunların oyununa gelmeyin. Başka Fenerbahçe yok. Ben vicdanınıza bırakıyorum arkadaşlar. Gerisi sizde. Görüşmek üzere.